Cagne'ye bir parantez açmıştık, oradan devam etmek istiyorum. Selahattin Kınalı son derece istekli, hırslı bir Cagney gördük. E şimdi birazdan pozisyonlara da bakacağız. Artık Mustafa Muhammed, e, sana da soracağım tabii bunu bir bilgi olarak ama Cagney zannediyorum takımda kalacak ve oturacak gibi bir görüntü de verdi. Bence Mustafa Muhammed Galatasaray'ın geleceği ve bana göre hani oynamıyor, oynatmıyor hoca. Oynadığı Hı -hı. maçlarda verimli olamıyor falan. Bana göre ilgini Nisan Taforu, Kornelüsü daha görmedik göreceğiz bilmiyoruz. ya yani Uyum anlamında. Tabii. Mustafa Muhammed geldiği ilk maçta Fenerbahçe stadında o attığı o golle bana çok büyük bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Evet. E, hava topları da iyi, her şey iyi o çocuğun. Bir kötü bir dönem geçiriyor olabilir. Ama Cagne de e, İngiltere yaralı dediği ya, savaş çok haklı. E, şeyin golünde Feguli'nin işte Taylan pası Feguli'nin işte ikili kombinasyonu sağ ayak dışıyla uzak köşeye bırakması o kızıyorlar. O çok zor toplu müdahale etmesi bile başarı. O atak başlangıcında Cagney bir koşu yaptı. Hiç durmadı. Bak, evet. İngiltere faydası o işte Cagney'e. Futbolun beşiğine gidince demek insanların ufku genişliyor. Cagney bize bunu gösterdi. O koşuyu yapıp bu pozisyonu tamamlaması Cagney Mustafa Muhammed e, ikilemi e, yaratması son derece doğal hocanın kafasında. Ama belki de yani hoca şeyi bulmalı. Hem Cagney'i hem Mustafa'yı kullanabileceği bir oyun kurgusu bulabilmeli bence savaş. Çift forvet diyorsunuz ama geçen sezon İkisi de bunun oyunda. çok ıı, uygulanamadığına en azından. Ama işte oyuncular önce... başkaydı. Evet. Yani şimdi şu olayla ilgili aklıma geçmişten bir şeyler geldi ya. Mesela Melo'nun Sabri'ye gelip de dışarı çıkarttığı bir hareket vardı atmıştı. Saha içinde bunlar olabiliyor ama belli bir yere kadar. Servet evet. Çetin'in hem Arda'ya hem Sabri'ye kaç metre depar atıp gelip bordo <laughs> maçıydı hani yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa maçıydı. İki tane hata yaptıktan sonra oyuncu takım içinde arkadaşına kızabilir. Tabii. Mesela Vedat Muriç'in Ozan'ı oyundan ağır çıkarken gelip çıkarıp dışarı atması, yani ittirmesi. Ama bunların hepsinin bir sınırı var. Bu sınır takım içindeki o Andrelin yüksek olabiliyor. Ama burada geçmiş falan filan ne olursa olsun sağ içine yansıtamazsın yani bunu. O yüzden yani Halil'e bağlamak, ona bağlamak, buna bağlamak. Ya bu konu herkesin merak ettiği bir Hayır, anlam, ben... veremediğimiz için, şeye, anlam veremediğimiz Fatih için, şey onun hareketini anlam veremediğimiz Zaten Fatih Hoca soruyor, için diyor ki, arıyoruz. bir şey dedim mi diyor, ne oldu diyor? Sadece sus dedim mi diyor? Yani. dedim. Bu kadar. Sonra tekrar konuşuyorlar kart gördüğü anında uzun süre süre Buradan anlıyoruz oluyor. ki e, Markova'da çok güçlü bir narsist kimlik var herhalde. Bana nasıl sus dersin? İşte onu da başka de, onu bir başka bir açıklaması yok. De. yok ya o deparı keşke maçlarda atsa var? mesela yani oynarken maç içinde rakibe karşı rakip kontra atağa Ya sana. maç içinde de yapıyor. Şimdi çocuğu hani e, zayıf durumunda yakaladık. Böyle üzerine abanalımcı da değilim ben. Çok hakkaniyetli bulmuyorum ama bunu uzatmak da Marka'ya da zarar, Galatasaray'a da zarar. Tamam çocuk bir hata yaptı. O da ne yaptığını biliyor zaten. Verirsin cezasını, kesersin ve gönderirsin. Galatasaray kültürü buna hangi ceza verecek? Beni merak ettiğim o. Evet, Para kaybını da, maddi ediyoruz. kaybı da göze alıp uygun işte en ne kadara satabilecekse bir kulüp bulup acil göndermesi lazım. Çünkü sen ne marka oyu sahada gördüğün müddetçe ne Kerem'den verim bekleyeceksin ne diğer genç çocuklardan. Bekleyemezsin artık. Peki her şey devam olabilir. edelim savaş Cagney'den e, ve forvet şimdi, konusundan. Şimdi Falcao, Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed çok formdayken geçtiğimiz sezon özellikle gelişi, Fenerbahçe derbisinde attığı gol, arkasından ardı ardına atmış olduğu goller, oynadığı oyun. Falcao'nun iyileştikten sonra tekrardan sahaya girmesiyle birlikte Mustafa Muhammed'de bir düşüş vardı. Şimdi Cagney çok formda kaldı. Ben de oyunumuz olsam ben direkt Cagney'i yazarım. Şu andaki mevcut e, maçta her maçta Cagney'i 11'de yazarım. Çünkü o İngiltere hakikaten yaradı. Mustafa Muhammed'de bir düşüş var. Bir sakatlık. E, fakat oradan ülkesinin milli takımını bırakıp buraya PSV Antalya maçında oynamak istemek isteyerek kadrodan çıkarak böyle fedakarlık yaparak gelmesi sanki böyle özel yaşantısında mı, aile yaşantısında mı olan belki git gellerle beraber takımda bir düşüş. Yani kendi oyuncuda bir düşüş var. Fatih Hoca'nın da e, medya mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda bon servisini almayabiliriz. Onun performansı bunu gösterecek dedi. Şimdi biz buna baktığımız zaman bundan 5 ay önce geleceğin bir numaralı pozisyon olacak. Muhammed Salah'ın veliyatı olarak gösteriliyordu evet. yani oynamış olduğu performansla. Fatih Hoca'nın bonservisini Transferi... almayabiliriz şeyi biliyorsun. Bir şey, e, hoca oyuncuyu motive etmek için kullandığı bir şey. Almaz alan ama. çok olur ama, ama ters de olabilir. 50 kişi birden alır. 50 takım birden Mustafa şey Mustafa Muhammed Mustafa Muhammeti ister ya. Bu 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 sözü söyleme neden acaba gerektirdi? Buna bakmak lazım. Çünkü altında bir şeyler var bunun Selahattin abi. Olabilir, o performanslar. Fatih Hoca bunu Tabii kazanmak ki. istiyorsa böyle bir cümle kullanmaz. Yani biz bunun bonservisini almayabiliriz cümlesi oyuncuyu kazanmak için değil oyuncuya e, olumsuz etki de yaratabilir. Olumsuz e, etki de yapabilir. Belki de öyle oldu bilemiyorum yani ha. ama Fatih Hoca'nın bunu söyleme gerekçesi şüphesiz ben, ki oyuncunun özel hayatına dikkat etmesi. Ben PSV Antalya maçından sonra 70'te galiba oyuna girerken şey PSV Antalya maçının 70. dakikasında oyuna girerken öyle bir yüz ifadesi vardı ki böyle tabela kalktı oyuna girerken böyle havaya bakan böyle isteksiz bir Ne işin var Mustafa benim manada. burada? Ya öyle bir görüntü vardı ama bir taraftan da düşünüyorum gelirken istekli gelen ...mini takımdan affını isteyen bir Mustafa Muhammed'den bahsediyoruz. Yani, ya senin dediğin gibi belki de Mustafa Muhammed'in yüz ifadesinde çok dikkatli bakarsak Markaon'un Kereme saldırısını da görürüz çok dikkatli bakarsak. Bir sıkıntı var evet. Çözemiyor ama ...sen bile çözemedikten sonra ya benim sadece tahminim o. Ben, ben burada konsantrasyon bozukluğumu, eksik çalışmamı yani sezon başından beri Galatasaray'ın bana hazır olduğunu bir kişi söyleyebilir mi? Ya ben Trabzonspor'u izlerken, Beşiktaş'ı izlerken, Beşiktaş sezonu açılı 10 gün oldu. Arka arkaya maçlar yapmaya başladı. İki Peki Mustafa maçı... Muhammed'i nasıl kazanacak Fatih Terim? Savaş. Mustafa Muhammed kazandıracak kendini. Fatih Terim nasıl kazanacak? İşte takım içindeki o dengeler. Ya bu formayı aldı kimseye bırakmaz dediğimiz Mustafa Muhammed şu anda 11 hasret kaldı. Evet. Hani neredeyse Falcao forma geçecek. O değişikliklerde de Falcao daha önce giriyor Mustafa Muhammed'den önce baktığın zaman. Ama 10 dakika ama 5 dakika. Eğer Mustafa Muhammed kazanılacaksa bunu tabii ki Fatih Terim bir şekilde performansa bakacaktır şu andaki Cagney'in performansı hepsinden daha iyi. Forvet olarak baktığın zaman. Yani Halil de gelmiş olsa eğer yerli satın birisi oynayacaksa o bazı maçlarda tamam. Ama şu an için Galatasaray Cagney'e kulüp ararken gitti denilirken şu anda Cagney Galatasaray'ın 11'ine yazılacak ilk, en önemli ilk üçte oyuncudan bir tanesi. i̇lk 3 tane yazılacak Cagney'i yazarsın 11'e. Direkt üçe yazacak yani ilk üç tane isim. E. Yani Kaç yılda sözleşmesi ne zaman bitiyor Cagney'in? İki daha var galiba. Falcao'nun bir yılı var. var. Falcao daha erken pazarlanması gereken bir ürün işte. Biraz da öyle bakmak lazım. Ama Falcao'yu pazarlamak için öne çıkartmak istersen bu sefer Galatasaray'a i̇şte Şimdi Gelecekler onu koyuyor gidecekler gidecekler noktasında ayrıca ben sana transferde bir taraftan devam ediyor. Neler planlıyor Galatasaray yönetimi onu da soracağım ama e, Çıkıldağ'ı konuşalım isterseniz biraz. İlk maçına çıktı. E, golünü de attı. Nasıl buldunuz Selahattin Kınalı? Rahat bir havası var ama rahatlığı lakaytlık değil. E, oyun tarzı öyle belli ki. E, yani bir büyük oyuncu kumaşı var içinde. Fakat o içerideki tohum ne kadar büyüyecek? Tabii takımla, ülkeyle, iklimle uyumu da çok önemli. Takım arkadaşlarıyla uyumu. uyumu. E, biraz da futbol şansı da önemli biliyorsun. Ama bir karar verebilmek için ya şu, şu olur, şu, şu düzeye gelir falan diyebilmek için de bir 5-10 maç izlemek lazım bir maçta. Hı hı. Bir maçta kumaş var. Evet kumaş, iyi kumaş. İstatistikleri ama, de ekrana geliyor şu anda. Ama o kumaştan anladım. nasıl bir e, takım elbise çıkaracak hoca ya da kendisi önemli evet. olan o yani. Terzilik yeteneklerinin de öne çıkacağı bir kumaş şu an o genç oyuncu. İnşallah kendisi açısından da Galatasaray açısından da kendini bizim hayal ettiğimiz noktalara taşır. Sen ilk performansını nasıl değerlendirirsin Savaş? Şimdi rakip, Savar. rakip Giresun Spor. Giresun Spor da bu yeni takımlarından. Evet. Çok yeni bir takımdı. Kadro özellikle 11 tercih içinde... Birbirinden yeni oyuncular vardı. Orada da lisans sıkıntıları vardı. vardı. Maç Birbirinden öncesinde. yeni oyuncular vardı. Trabzonspor'dan ayrılan oyuncular. işte Atlik'ten gelen bazı oyuncular vardı. Dolayısıyla e, yine Galatasaray'dan ayrılan kaleci hani evet. Okan oda bir şekilde baktığı Ki zaman. Ki iyi performans sergiledi. Penaltı kurtardı. Evet. Yenilen golde baktığın zaman kapattığı köşeye top sekiyor. E, Okan da herhalde bundan sonra bir süreçte Giresunspor'un en iyi isimlerinden bir tanesi olacaktır. Hı hı. Fatih Hoca Mustafa'dan sonra düşündüğüm için oraya oynayacağım evet. bir takıma kiralanması istedim dedi. Çünkü daha beklenti yüksek bir oyuncu. Galatasaray'ın şu anda beklentisi en yüksek oyunculardan bir tanesi. 6,5 milyon euro vererek transferini gerçekleştiriyorsunuz. Dünkü karşılaşmaya göre değerlendirmem doğru olmaz. Ama benim de beklentim yüksek bir oyuncu. Bir defa 10 numarayı giymemesi. 10 on numaranın onun ağırlığı var ya mesela. Onun ağırlığı daha ben gelmeden yine belki burada birlikte miyiz? 10 numarayı giymek istemiyor dediğim zaman baya bir olay olmuştu. Nitekim 33 numarayı giydi. Hani o Belhanda'dan sonra o yaşamak O travmayı kimse yaşamak istemez. Ya kendine çok güvenen bir on numara olacak. Ben o zaman Hacı ile birlikte on numarayı kaldırmıştım müzeye zaten. Doğru. Fenerbahçe'de yani Alex, Galatasaray'da evet. Hacı. Evet onlarla bazı kulüpler yapıyorlar çünkü ya Çünkü bunu. gelen her oyuncu altında eziliyor ya ister istemez. Evet tabii. <laughs> e şimdi, de şimdi Ama Hacı'nın değil Belanda biraz Snyder'ın formasının Belanda hep Snyder'ın altında kaldı. Kalın. Evet doğru. Yani gelen oyuncu orada on numarayı kabul etmedi. Şimdi burada Çikil'de baktığın zaman sekiz buçuk oynuyor. Sekiz. 10 numara, kanat. Çok yönlü bir oyuncu. Ama bu maç onun performansını ölçeceğimiz performans değil. Beklentim kesinlikle yanlış anlaması çok yüksek bir oyuncu. 24 yaşında, gelişime müsait bir oyuncu. E, kanat da oynayabiliyor. on numara da oynayabiliyor. E, forvet arkası, her şey var. Ama işte Dünkü kısa maç... sürede e, bize şunu inandırmak zorunda oyuncu. Ve tabii teknik evet. E, Romanya liginden... Ilgili... Herhalde tarihinin en büyük bonservisiyle bir oyuncu alınıyor. Tarihin Türkiye. demeyelim de tarihin en büyük şu 25 milyon euro satın alma opsiyon şeyi konması, maddesi konması. O tarihin en büyük e, maddesi diyebiliriz. Onun bir karşılığı olmalı ama çocuğa işte zaman vermeliyiz. Çocuğa da hocaya da takıma da. Bu takımdaki birçok oyuncuya zaman vermemiz lazım. Ama bu takımı ben Trabzonspor karşısında göreceğim. Bu hafta Hatay oynayacak ligin hızlı pres yapan basan takımlar. Dün mesela Giresunspor'un e, maçın genelinde bir başlangıçta Galatasaray'ın o direncine 10-15 dakika karşılık verdi. Karşılık kontrataklar, hücum ama ee, bazı oyuncular o presi yediği zaman baskı yediği zaman ne verebilecek o önemli. Mesela baktığı Tabii. zaman şimdi Van Aalholt Hollanda bir takımın ikinci sol beki. İngiltere Premier Ligi var. O güçlü bir oyuncu. ona hiç artık beklemeye gerek yok. Çünkü bu oyuncuyu biliyorum yani. Hazır Hepimiz biliyoruz. Abi. Hazır. Şaşa i̇şte, boy için ben mesela savunma yönü çok eksiklemiştim. Çok eleştiri almıştım mesela. Ben hala aynı görüşündeyim. Çok hızlı oyuncu ama hızlı oynayan o güçlü kanat oyuncuların karşısında ezilebilir. Yani dördüncü hafta Vakame'nin karşısında kendi kaderini kesinlikle çıkacak ben. yani. Mesela şu anda Trabzon'a geldiğimiz zaman konuşacağız. Galatasaray'ın gerçek yüzünü dördüncü hafta Trabzon Spor karşısında görebileceğiz. Hmm. Dört hafta önemli çünkü. Yani. Ya da Trabzon'un gerçek yüzünü. Peki karşısında. konuşacağız e, ikisini de detaylıca ama isterseniz biraz pozisyon...